Mayıs 18'de yani önümüzdeki ay benim YouTube'a girişimin ikinci yılı olacak. Yani sizinle tanışalı, bir YouTube kanalı açalı, burada bir şeyler anlatmaya başlayalı tam iki yıl olacak. Bu süre zarfında bir sürü şey yaptım, bir sürü video çektim. Önce lifestyle konseptiyle girdim. Saçma sapan ekmekler yaptım. Cilt bakımından, saç bakımından bahsettim. Krem yaptığım videolar paylaştım. Sonra ben dedim ki neden araya okuduklarımdan, bildiklerimden, öğrendiklerimden bahsetmiyorum ve araya bilgiler ve kitaplar sıkıştırmıyorum. Onu da izleyenler çok sevdi ama tabii ki izleyen daha azdı çünkü bilgi satmaz. Ki benim bu kanalı açmamın bir amacı vardı. Bu amacı gerçekleştirmeye çalışıyorum ve umarım bunu yakında görürüz. Ama bu amacı gerçekleştirmek için benim daha fazla insana hitap edebilmem gerekiyordu. Daha fazla insana ulaşabilmem ve onlara bir şey anlatabilmem gerekiyordu. O yüzden başladığım konsepte geri döndüm. Yani zaten ben böyle başlamıştım. İşte o zaman linçler arka arkaya gelmeye başladı. Sanki her çektiğim videoda bir sorun vardı da her videoda beni linç etmeye çalıştılar. Sanki ben insanların annesine sövmüşüm gibi neler yazıldı neler, neler söylendi neler. Ve <laughs> biliyor musunuz çok saçma. Yani kahkaha atan da benim. Cid bakımını anlatan da benim. Masallar, öyküler, hikayeler anlatan da benim. Kitapları anlatan da benim. Ama bir yandan berbat bir ekmek yapıp onu paylaşan da benim. Hepsi benim ama hepsi aynı anda aynı konseptte, aynı kanalda olmuyor işte. Ayrıntıya çok girmeyeceğim ama muhtemelen bir YouTube kanalınız olmadan bu saçma algoritmayı asla anlayamayacaksınız. Ben de zaten deneye yanıla öğrendim ve biraz acılı oldu öğrenme sürecim. Anlayamadığınız için de linç etmeye devam edeceksiniz. Haftalardır eleştiriliyorum. Sadece hayatımı ve fikirlerimi değiştirebiliyorum diye. Anladım ki ben ne anlatmak istersem isteyeyim. Bunu kötüye yoracak olanlar ve kendilerine göre anlayacak olanlar olacak. Düşünsenize hiç art niyet gözetmek sizin bir şey anlatıyorsunuz ama karşıdaki sizi yargısızca infaz ediyor ve ve işin kötü tarafı onun arkasından gelen insanlar oluyor. E kitap okumaya başladığım için bile linçlenmeye çalışıldıysam daha ne söyleyebilirim ki? Ne anlatabilirim ki? Saçlarımı doktorun önerisiyle, doktorun önerisiyle yeniden şampuanla yıkadığım için ve bunu bir süre denemek istediğim için, artık minimalist olmadığım için, ha ve tabii ki vegan olmadığım için. 6 ay kadar hayatımda vegan oldum. Bu kanalı açtığımda vegan tarifler de veriyordum. Ve daha sonrasında kalp rahatsızlığımdan dolayı kalbimde bir sorun var ve kalp rahatsızlığımdan dolayı profesör doktor bana vegan olmamın uygun olmadığını söyledi. Yani bu süreçte daha çeşitli beslenmem gerektiğini, bunun bana daha iyi geleceğini söyledi. Kendimi güçsüz bıraktığımı söyledi. Belki siz daha iyi biliyorsunuzdur benim nasıl beslenmem gerektiğini, benim kalbimi siz dinlediniz ya. O yüzden ben doktoruma değil size inanmalıydım. Hangisi doğru hangisi yanlış ben bilemem. Ama bir profesörün söylediklerine inanmak zorundayım. Benim kalbimi gören oydu. Bana tanıyı koyan oydu. Ve ne yapmam gerektiğine de o karar verecekti. Ben de ona uyacaktım. Dünyanın sonu değildi. Terörizm yapmaya gerek yok. Minimalizm bir teröre dönüşürse, veganlık bir teröre dönüşürse o zaman nasıl kendi yanınıza insanları çekeceksiniz? Madem tüketim çılgınlığını durdurmak istiyorsunuz bu şekilde mi çekeceksiniz? Ya da herkesin vegan olmasını istiyorsunuz bu şekilde mi çekeceksiniz? Ben en azından denedim hiç denemeyen insanlar bile bana kalkmışlar bir şeyler söylüyorlar. Ben hayatımda sürekli deniyorum. Sürekli deniyorum, yanılıyorum, deniyorum, yanılıyorum, deniyorum. Ha şimdi oldu diyorum. Bunu denemeden bilemem. Hangisinin bana uygun olup olmadığını ben denemeden göremem. Kendime çirkin demem bile yasaklandı bu kanalda. Ki o videoda anlatmak istediğim ben çirkinim değildi. Kendimle ilgili bir derdim olmadığı apaçık belli zaten sizin de söylediğiniz gibi. Sadece zamanında yaşadığım duygu kırıklıklarıydı. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey anlamadığınız o kadar belli ki o videodan. Ve ben tüm bu değişim ve dönüşümleri açık sözlülüğümle size geldim, hep anlattım. Çünkü bence normaldi. Bence insanlar bazı kararlar alıp vazgeçebilirlerdi. Bence insanlar hayatlarını değiştirebilirlerdi. Bence insanların fikirleri değişebilirdi. O yüzden hep anlattım. Siz beni hayatınızda haftada bir gün sadece 10 dakika görüyorsunuz. Yani ben istesem öyle bir kalıba girip, öyle yalanlar söyleyip, öyle bir güzel de inandırırım ki sizi. Ruhunuz bile duymaz. Benim ne olduğumdan haberiniz bile olmaz. Sabunu ara verdiğimi mesela nereden bilebilirdiniz? Ne yiyip ne içtiğimi nereden bilebilirdiniz? Ya da e-kitap mı okuyorum, normal kitap mı okuyorum nereden bilebilirdiniz? Çok merak ediyorum gerçekten. Beni haftada bir gün 10 dakika görüyorsunuz diye, sırf siz istiyorsunuz diye ben olmadığım biri gibi davranamam, olmadığım biri gibi olamam. Beni kalıplara koymaya çalışmanıza katlanamıyorum. Sadece kendi çapımda çok da bir beklentim olmadan size ilham olabilecek, bana ilham olabilecek şeyler paylaşıyorum ben bu kanalda. Ama siz istiyorsunuz ki ben hiç değişmeyeyim, fikirlerime sinek gibi yapışıp hep aynı noktada kalayım. Ama ben bunu istemiyorum. Ben değişebilecek kadar özgür olmak istiyorum. Ben verdiğim kararların bana uygunu olmadığını anlayabilecek ve bunları değiştirebilecek kadar özgür kalmak istiyorum. Bunları yazanların kendi hayatlarını yeteri kadar yaşayamadıklarını düşünüyorum. Çünkü başkalarının hayatlarını da yaşamak istiyorlar. Sizin ne özelliğiniz, ne artınız var ki ne katkınız var ki başkalarının hayatında da yaşayabilirsiniz. Başkalarının hayatlarını yaşayamazsınız. Bırakmayı çok düşündüm. Çünkü istediğiniz kişi olamam, olamıyorum. Fikrimin değişmesi size niye bu kadar batıyor bilmiyorum. Fikrimden ekmek mi kazanıyorsunuz da bu kadar zorunuza gidiyor. Bana çok sahte geliyor. Sahte olduğuna inandığım bir şeyi devam ettiremem, sürdüremem. Kameranın karşısına geçip olmadığım biri gibi davranmamı istiyorsunuz ama ben bunu yapamam bir videosunda iki tane reklam yapıp hiç kullanmadığı ürünleri bile önerenlere şu kadar linç yapmıyorsunuz ya. Ama benim kendi halinde çektiğim şu videolardan ne istediğinizi gerçekten anlamıyorum. Fikirlerinizden vazgeçebilecek kadar ve hata yaptığınızda bunu fark edip değişip gelişebileceğiniz kadar ama başkalarının hayatına da burnunuzu sokmayacağınız kadar özgür olmanızı istiyorum. Öyle diliyorum en azından. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugüne kadar yanımda olan herkese, beni her koşulda, bütün değişimimle, bütün kararlarımla, bütün vazgeçmişliklerimle seven herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çünkü siz olmasanız daha fazla devam edemezdim. Hoşçakalın.